Antakya TV'den herkese merhaba. Yeni bir e, programda, Hatay Türk'ün programında sevgili dostumuz, sevgili spor yorumcumuz Mehmet Ali Kuru ve e, Antakya TV'nin değerli yönetmeni e, Duygu Ertaş'la beraberiz. Merhaba Duygu, merhaba. Merhaba. Antakya TV'den herkese merhaba. Herkese merhaba. Evet, e, iki ayrı e, maç e, bir hafta içerisinde evet. önce e, Eyüp Spor'la oynadık. Ee, bir Ziraat Türkiye Kupası maçıydı Hatay Spor'un Çok fantastik bir maç oldu. Fantastik bir maçtı. Evet. İkincisi de e, tabii e, Süper Lig'de iki maç üst üste mağlubiyet yaşadığımız evet. Başakşehir evet, maçı oldu. E, maçı oldu. yabancı basında da çok yer bulmuş. Öyle e, duydum ben. Evet onu küçükçe ben evet. kısaca değineyim. Son yıllarda e, içine az rastlanır, çok fantastik. İçinde son derece büyük hikayelerim yaşandığı, ilginç bir maç oldu. Eyüp Spor, Hatay Spor maçı. Hatay Spor maçtan penaltı atışları sonrası evet, galibiyetle ayrıldı ama. Geçti. E, hem maçın e, evet. 90 dakikası maç bir bir devam ederken kalecimizin kırmızı kart evet. görmesi arkasından oyuncu değişikliklerinin tamamlanmış olmasından kaynaklı olarak kaleye Dufu'nun e, kaptan evet. Dufu'nun golcümüzün e, geçmesi arkasından yedek kalenin, e, kalecinin uzatmalar bölümünde gelmesi ama uzatmaların sonunda onun da bir kırmızı kart görmesi evet. ve yeniden penaltı atışlarındaki e, penaltı atışlarına e, kalemizde yine Dufu gördük ve muhteşemdi aslında Dufu bir kaleci olarak. Penaltı attı sonra tekrar kaleye geçti Dufu yani gerçekten de çok fantastik bir maç çok izledik. Fantastik bir maçtı. Evet. E, bu bu sene e, çok zor maçlar artık bizi bekliyor galiba. E, evet. Eyüp Spor maçı da onu gösterdi. Evet. Biz hemen esersen Süper Lig'e geri dönelim. Evet. Ve Hatay Spor, Başakşehir maçı ve kendi sahamızda 3 0lık bir mağlubiyet. Evet. Nasıl yorumluyorsun Mehmet Ali Hatay Spor, Başakşehir Vallahi maçını? 90 dakikayı çok konuşacak bir şey yok gibi ama son maçı konuşmak gerek yani. Bayağı konuşmamız lazım. Son maçı derken? Başakşehir maçımızdan bahsediyorum işte. 90 dakikaya dair e, tabi e, penaltı iki tane arka arkaya e, Hatay Spor aleyhine verilen e, penaltıyla e, direncimiz düştü fakat e, Hatay Spor gerçekten de sahada da çok yeterli e, kazanabilir e, bir futbolu ortaya koyamadı. O yüzden aslında 90 dakika çok detaylı konuşmanın bir anlamı yok fakat e, neler oluyor neler bitiyor bunu çok konuşmamız gerekiyor. Önemli olan galiba e, şunu mutlaka söylememiz lazım. E, maça aslında iyi bir e, konsantrasyonla başladığı izlenimi vardı tribünlerde evet. hı hı. fakat çok erken dakikalarda e, ve işte toponu ele çarpması gibi basit bir evet. e, pozisyonda Pozisyonu hani, hani evet. bir futbolcu gole gider düşürürsen hani kırmızı kart olur evet, öyle evet. bir şey yok hı hı. E, penaltı oldu onu gole çevirdiler bir süre sonra bir tane daha penaltı bir aynı bir benzer pozisyon. Evet. İkinci penaltı derken maç gerçekten ruhunu kaybetti. Kesinlikle Tribünler doğru. de ruhunu kaybetti ve bunun üzerine maçın üzerine konuşacak çok şey kalmadı gibi görünüyor. Evet. Peki biz şunu konuşalım o zaman. Ee, yalnız bir şey söyleyeceğim. Ee, bu maçla ilgili enteresan e, e, görüntüler yine var elimizde. Sevgili evet. yönetmenimiz Duygu çok güzel e, 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 çok güzel çekimler yaptı maçta. Ee, sevgili Duygu, ne diyorsun? Ee, bir Hatay Spor maskotu vardı. O maskotla ilgili bize biraz bilgi verir misin? E, maça ne kadar güzel gitmiş olsak da orada tribünlerin coşkusunu en başta hissettik. Ve bunun en iyi örneği de Zeytin'di. Expo maskotu. Gerçekten bütün tribünleri ayağa kaldırdı enerjisiyle. Ve ben de çok güzel bir görüntü yakaladım. Bizim olduğumuz tarafa dönüp el salladı. Güzel görüntülerdi. Hani evet. bizi mutlu eden görüntülerdi. Keşke Hatay Spor da futboluyla bizi mutlu etseydi. Umarım ve diliyorum. Evet. E, Başakşehir maçıyla ilgili. Orta sahada e, riberyon olmaması zaten bizim e, korktuğumuz bir şeydi. Yani buna evet. çözüm bulamadık e, eksikliğini zaten. Eksikliğini hissedeceğiz e, diye konuşuyorduk evet. zaten. Evet. E, orta saha rotasyonunda Emre'den hiç faydalanamıyoruz. Evet. Emre Çolak'da evet, notlarımız Emre, da var. Girelim. Evet. evet, Evet. Emre Çolak yani şimdi Tıraar, Emre ve Riberio. 8-10 numara e, değişimli dönüşümlü e, orada kullandığımız futbolcular. Fakat Emre'den hiç faydalanamamamız e, gerçekten de Hatay Spor orta sahasını son maçta özellikle çok e, düşürdü. Şimdi şöyle eğer e, formda iyi bir Emre olsaydı e, takıma katkısı çok daha büyük olurdu. Ya zaten e, Emre'yi 11 e, kadrosunda düşündüğü için transfer edilen, ilk transferlerimizden biriydi. İlk 11 bir futbolcusu olarak düşündü evet, ama Emre beklentilere cevap veremedi. Zaten e, burada bizim konuşmamıza gerek yok yani. Çünkü e, Arda'nın velahtı olarak gösterilen, e, çok yetenekli bir futbolcu, yurt dışında futbol oynamış. Fakat evet. e, bu konuyla ilgili bir şey söylemek Tabii istiyorum. Tabii lütfen e, buyurun, e, e, çek. Einstein'a sormuşlar, yetenek demişler, çok önemli demiş. Yüzde kaç demişler, yüzde bir demiş. Nasıl olur hocam demişler. İşin %99'u çalışmak demiş. Çok ya demek ki ben e, şunu anlıyorum. Emre yeteri kadar çalışmıyor. Kafasında ya futbolu bitirmiş ya çok az çalışıyor. Diğer e, diğer futbolcular için de geçerli bu. Muhammed de ben çok beğenmedim. Evet. Futbolcular zaten o zaman genel anlamda bir form düşüklüğü ve motivasyon eksikliği. Rotasyon futbolcular e, için kesinlikle var sinancı. Hem rotasyon futbolcular için hem de sahadaki futbolcular için de söyleyebiliriz. Evet, evet aslında e, e, sevgili Mehmet Ali e, e, ligin işte 14. 15. artık sonlarına doğru ilk yarısının sonlarına doğru geldiğimiz dönemde birçok takımda e, form düşüklükleri gözleniyor zaten. Ya yani lig boyu uzadıkça kimi takımlar formunu yükseltiyor, kimisi düşürüyor. Giresin spor'a bakıyoruz. Yani kesin küme düşer dedikleri takım şu anda gerçekten de çok rahat formda, evet, formda ve çok rahat bir konumda. İkinci yarı daha çok hissedeceğiz bunu. İkinci e, yarı zor geçecek diyorsan, kesinlikle. ligin ikinci bölümü zor geçecek diyorsan, ara transferlere bir deyin bize. Ara transferde neler olabilir? Vallahi, neler yapmadıyız ya da? Biz e, ilk programlarımızda da bahsetmiştik. Ben yine e, sol kanat rotasyonu için kesinlikle e, bir futbolcunun alınması taraftarıyım. Orta saha için yüzde yüz alınması gerekiyor. Stopere bir takviye yapılması lazım. Yani minimum üç futbolcuyla ve bunların direkt 11'e katkı sağlayabilecek kalitede yetenekli olan futbolcular olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kameradan da yeteri kadar faydalanamıyoruz. Ee, orta sahada işte Muhammed çok SOS veriyor. Yani hadi ihtiyacımız var sana Muhammed dediğimiz zaman orada olması lazım. Ee, diğer futbolcular için de geçerli. Yani minimum 3 bu 5 olursa çok daha iyi olur tabi. Evet Mehmet Ali ben de diyorum ki e, sürekli e, transfer döneminde yeni transfer e, haberleri aldığımızda evet. e, çok başarılı e, yepyeni futbolcularla e, tanışıyor Hatay Spor taraftarı. Eminim bu ara transfer dönemini de Hatay Spor'un teknik heyeti ve e, işte bu e, futbolcuları evet. araştıran e, kişiler e, çok iyi bir analiz yapmışlardır. Ve gerçekten belki de e, ara transferde alınacak e, oyuncularla Hatay Spor bambaşka bir hava kalacak. Zaten Zaten teknik ekip bu konuda çok inceleyip sık dokuyor. Her futbolcu e, her takıma uyum sağlayacak diye bir şey yok mutlaka. Kimisinden çok iyi faydalanabiliyorsunuz, kimisinden faydalanamıyorsunuz. Zaten Ömer Hoca e, onların kişiliklerini, yaşam tarzlarını... E, ...birebir konuşarak da... E, ...transfer edilmeden önce... E, ...futbolcularla görüşerek... ...böyle karar veriliyor. Yani evet. gene e, çok iyi transferler olacağını düşünüyorum ama... ...mutlaka transfer olması lazım. Evet, mutlaka transfer olması evet. gerekiyor. Sevgili e, Mehmet Ali... ...sevgili Duygu... <laughs> e, ...taraftara değinmek istiyorum. Çünkü taraftar beni... E, Başak Başakşehir maçında çok şaşırttı. Evet. Bugüne kadar Hatay Spor Hı. taraftarı gerçekten gözümüzü büyüyordu. yani beni bir çok büyülüyordu. Çok fantastik bir taraftar grubumuz olduğunu söyleyebilirim. Ama beni neden hayal kırıklığına uğradı diye soracak olursan, e, gerçekten çok erken bir e, dönemde e, işte iki maç kaybettik. iki maç e, e, çok gol yedik. Farklı sonuçlarla mağlup olduk ama e, tribünlerin ee, oynayan futbolcuları ya da teknik heyeti, teknik hocayı yuhalaması, e, maç esnasında özellikle bunu yapması bence çok yanlış bir davranış. Sen bu konuda ne diyorsun? Kesinlikle çok yanlış ee, çünkü taraftarlar şunu düşünmeli önce. Bütçe ve lige baktığımız zaman hatay spor gerçekten çok çok başarılı. Tabii evet. her maç kazanamazsınız. Mutlaka bir yerlerde kaybedeceksiniz. Kötü de oynanabilir, teknik e ekip de hatalar yapabilir. Fakat bizim her zaman onların arkasında durmamız lazım. Arkasında olmamız lazım. Ben de bir e, örnek vermek istiyorum. <laughs> Mesela şu anda Trabzonspor'u e, düşünsün Hatay Spor taraftarı. Sevgili Hatay Spor taraftarı. E, düşünün ki Trabzonspor e, kaç senedir başarılı sonuçlar alıp, e, işte ligi domine edip, e, ligde şampiyonluk elde edebilecek bir sonuç elde edemiyordu. Evet. Bir başarısız sonuçlar <laughs> e, tribünlerde taraftar tarafından ee, çoklukla e, görülüyordu ve maça giden taraftar zaman zaman hüsranla, üzüntüyle evine dönmek zorunda kalıyordu. Ama işte bugüne baktığınızda Trabzonspor açık ara farkla ligi domine etmiş durumda ve açık ara farkla şampiyonluğa koşuyor. Demek ki taraftar sabrederse, taraftar takımın ve teknik heyetin arkasında durursa... Takım kendini toparlar, güçlenir ve olması gereken zamanda olması gereken başarıyı elde eder. Bunun yanı sıra bir örnek daha vermek gerekirse, son derece başarısız bir periyottan geçen Beşiktaş spor kulübü de teknik heyeti ve futbolcuların arkasında duruyor taraftar olarak. Haftalardır galibiyet alamayan Beşiktaş buna rağmen çok işte sahada futbolcuların yuhalandığını görmüyoruz. O yüzden lütfen Hatay spor taraftarımız taraftarımız. Sevgili Hatay Spor'un e, fanatikleri, lütfen futbolcularımızı asla ve asla tribünden yuhalamayın. Sonuç ne olursa olsun, futbol ne olursa olsun, Hatay Spor'un geleceği aydınlık. O yüzden kimse karamsarlığa kapılmasın ve bu futbolculara ve teknik heyete güvenirim. Bunun hiç kimseye faydası yok zaten. Yani orada e, Ömer Hoca'yı eleştirmek, Muhammed'i eleştirmek, başka futbolcuları eleştirmek. Yani gerçekten de kulübe hiçbir yararı olmayacak bunun. Evet, ben de katılıyorum. Yani, evet Maç bitti. 3-0 evet. e, mağlup olduk. Evet. E, bir önceki haftada e, 4-0 e, Sivas'tan yenilgiyle dönmüştük. E, çok gol yedik. 7 gol yedik e, iki haftada. <laughs> e, çok kısa bir sürede. Bunun üzerine e, sevgili yönetmenim e, Duygu Ertaş'la ben maçı beraber izledim tribünden. Çıkışta e, e, Akdeniz Mahallesi'nde oturuyoruz. Akdeniz Mahallesi'ne döndük değil mi Duygu? Orada sen enteresan bir olaya e, tanık oldun. O olayı Hatay Spor taraftarımıza, Hatay Spor sevenlerine bir anlatır mısın? Neler oldu eve döndükten sonra Akdeniz Mahallesi'ne tanık olduğun olay neydi? biz arabadan indiğimiz zaman köşede küçük bir çocuğa rastladık. Ve çocuğun üzerinde böyle Hatay spor forması vardı. Aslında çocuk hepimizin duygularına tercüman oldu. Yani onu gördüğümüzde böyle ağlıyordu. Çok üzgündü. E, ben sen de evet sordum, kendisini öyle görünce sordum. Hani acaba dedim düşmüş mü bir şey mi olmuş? E, endişelendim onun için ve sordum. Neden ağlıyorsun dedim. Böyle üzerinde Hatay spor forması vardı. Yüzüme baktı. Hatay Spor mağlup oldu dedi o küçük sesler evet, evet. Çok etkilendim yani. Geldi, 7'den 70'e Hatay evet. Spor'u gerçekten o kadar benimsemişiz, benimsemişiz ki. ki böyle durumlar da yaşanıyor. O yüzden evet. demin sizin söylediklerinize de katılıyorum. Gerçekten taraftar. Bu Hatay Spor sevgisi daimi her ne kadar bu olumsuz sonuçlar alınsa da ben ileride Hatay Spor'un çok daha güzel galibiyetlerle ayrılacağını düşünüyorum. Yani maçtan sonra alkışlamak daha iyi olurdu bence ya. Evet, evet, evet. kesinlikle güzel çok bir doğru. motivasyon olurdu. Şimdi benim bir abim var Mehmet Tekin sağ olsun Sinan'ın da. Evet hocam bu çok değerli bir üstadımız. Çok e, kıymetli bir yazarımız sık sık sohbetlerimiz olur kendisiyle programlarımızı da takip ediyor. Mali dedi galibiyetlerden sonra da program yapmak kolay dedi. <laughs> Mağlubiyetlerden sonra nasıl yapacaksın? evet. <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> evet. evet. Üçüncü gol şöyle yerlisi. oldu falan diye anlatıyorsun. Bakalım e, tabii. Evet. bu program için de o aklıma geldi Evet hocamız da buradan. Kulaklarını çınlatalım. O zaman e, sözü fazla uzatmayalım. E, zaten mağlubiyetler serisinin bir an önce sonlanmasını diliyelim. İnşallah. Çocuklarımızı, çocuk taraftarlarımızı ağlatmayalım Üzüm sevgili <laughs> Spor <Atanspor gülüyor> Futbolcularına sesleniyorum, teknik heyetine ses, sesleniyorum. Çocuklarımız sokakta sakın ağlamasın. <laughs> Atatürk spor forması <laughs> giyerek oradanık olmak istemiyoruz ve e, evet. Ben e, son e, olarak bir şey diyorum. söylemek istiyorum. E, emin olun taraftarlar için söylemek istiyorum. E, biz ne kadar üzüldüysek Ömer Hoca, futbolcular, teknik heyet başkan bizden çok çok daha fazla üzüldüğünü düşünüyorum ve bir sonraki maçımız için ve daha sonraki maçlar için bunu nasıl telafi edebiliriz nasıl altından kalkabiliriz diye yani çok çalıştıklarını düşünüyorum. O yüzden de Sabır e, destek olduğunuz. olmamız lazım. Sabırlı ve destek evet. olmamız lazım. Evet e, Antakya TV'den e, Hatay Tribü programından bugünlük bu kadar. Bir başka Hatay Spor programında buluşmak üzere bizi takip edin, bizi izlemeye devam edin ve lütfen bize abone olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.